Merhaba Celal Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim Mehmet Bey, siz? Bizler de çok iyiyiz, çok teşekkür ederiz. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara, yılların tecrübe, bilgi ve birikimlerini de bizlerle paylaştığınız için size ayrıca teşekkür ediyorum. Biz ilgi ve alakanıza teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ediyoruz. Güven Agro olarak özellikle Adana'da yapmış olduğunuz başarılı çalışmalarla şu an sektörün herkes tarafından bilinen, tanınan ve tercih edilen en iyi işletmelerinden birisiniz. Ben burada verilen hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebepleriniz, ürün yelpazeniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle sizleri tanıtarak başlamak istiyorum ve sormak istiyorum. Sayın Celal Güven kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Celal Güven 1962 Adana doğumludur. 44 yıldır bu sektördeyim. 56 yaşındayım. 12 yaşından beri sektörün içindeyim. Evet. Yani 50 yıl, yarım asırlık bir tecrübeden söz ediyoruz. Aslında babanıza baktığımızda o da sektörün içerisinde diyebiliriz. Evet. Çünkü tarımcı bir ailenin içinden gelmektesiniz. Uzun yılların tecrübesi profesyonel çalışmalarınızda da bugün çok önemli etkenlerden bir tanesi. Ancak ben yine verilen hizmetler, ürün gibi değerli bilgilerinize geçmeden önce biraz konumla ilgili de bilgiler almak istiyorum. Çalışma alanınız var. Gerek üretim konusunda, gerek pazarlama konusunda da yaptığınız çalışmalarınızın toplam çalışma alanı nedir efendim? Kaç metrekare bir alan? Şimdi bizim üretim alanında ÇKS'ye kayıtlı bir çiftçiyim Adana'da. 600 dönüm tarla ziraatı, 200 dönüm de bahçe ziraatı ile uğraşmaktayım. Bu işi de aileyle birlikte yapıyoruz. Babam emekli ziraat mühendisi, oğlum ziraat mühendisi, ben işletme mezunuyum. Hukukçu bir gelinim, kimya mühendisi bir kızım, iktisatçı da bir eşim var. Yani açıkçası bütün yönetim kadrosu kendi ailemizden, bünyemizden oluşmakta. Her sektörden profesyonel bir kadroyla çalışma imkanı bulduğumuz bir işletmecilik yapıyorsunuz. Sizin de çok uzun yıllar ticari olarak özellikle tecrübelerinizi buna eklediğimizde başarının bir bölümü de bu şekilde ortaya çıkıyor. Şimdi burada verilen hizmetlere yine biraz geçelim isterseniz. Sizlere gelen talepler doğrultusunda. Evet. Güven Agro olarak değerli misafirlerinize, müşterilerinize ve taleplere ne tür hizmetler sunmaktasınız, neler yapmaktasınız efendim? Güven Agro olarak tarımın hem üretim aşamasında varız, hem üretilen ürünlerden narenciye çeşitleri ve kayısı konusunda reçel ürünlerimiz var. O da Şilakka adıyla bir reçel üretim tesisimiz de var Güven Agro bünyesinde. Ayrıca da Güven Agro bitki besleme ürünleri ve bitki koruma ürünlerinin ticaretini yapmakta ve bu konuda Adana'ya ve Adana'ya yakın bölgelerdeki Malatya'dan Konya'ya kadarki bölgede Türk çiftçisine ve Türk çiftçisine ürün satan bayilere hizmet vermekteyiz. Şimdi biraz evvel de söyledim. Son derece başarılı bir işletmesiniz ama ben başarılarınızı yine açmak istiyorum. Evet, sektörde en iyi firmalardan biriyiz. Fakat kabul edersiniz ki yalnız değilsiniz. Sizler gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok firma var. Evet. Özellikle değerli müşterilerinizin, misafirlerinizin sizleri ısrarla tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikler size göre nedir efendim? Şimdi Adana tarımın başkentidir. Çok önemli dünyada bir bölgeye sahibiz. Bu bir Çukurova, bir deltadır. Kesinlikle. Toprakları çok verimli. Kesinlikle. İklimi de Avrupa'nın iklim olarak en erkenci bölgesidir. Ve dolayısıyla erkencilik üzerine meyve üretiminin, mesela ilk karpuz Adana'da çıkar. Narenciye ürünleri öyle. Biz erkencilikle, sebze çeşitleriyle de erkencilikle anılan bir bölgeyiz. Topraklarımız çok verimli. Bir işletmenin karlılık esası birim alandan en fazla üretimi elde etmek ve en kaliteli üretimi elde etmek ve bunu da en ucuza mal etmektir. Ben tekrar bu değerli dakikalar için size bir kez daha teşekkür ediyorum. Aslında burada verilen hizmetleri bu kadar kısa sürede sevgili izleyicilerimize aktarabilme imkanım maalesef yok biliyorsunuz. Evet. Fakat bu değerli dakikalar ve değerli bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun.